Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatıh Mekke 11. sefir 71. kısım. 5. hadis. Hacı Allah'ın konuğudur. Mesai Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın konukları 3 kişidir. Gazi, hacı ve umre yapan insan. Hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir yerde değil bilhassa evinde hakkı arayanları kastetmiştir. Çünkü insanlar her nerede olurlarsa olsunlar Allah onlarla beraberdir. Beraber olduğun kimse ise sana konuk gelemez. Fakat Allah'ın kulları içinde bir takım nispet ve izafeleri vardır. Nitekim Allah şöyle buyurur. O gün takva sahiplerini Rahman'a konuk olarak götürürüz. Allah takva sahiplerini Rahman'ın konukları yapmıştır. Çünkü Rahman'dan sakınılmaz. Onlar ise hakkın kendilerine tecelli ettiği başka bir ilahi ismin hükmü altında takva sahibiydiler ve haktan sakınıyorlardı. Allah ise içinde bulundukları sakınma haline karşı eman vermek isteyince onları Er-Rahman ismine taşımıştır. Bu isme konuk olduklarında ise kendilerine eman vermiştir. İnsanları ev ve Mallarına hakkı vekil bırakarak hacca geldiklerinde evin Rabbi ile ilişkileri de böyledir. Bu durum yolcunun duası ile ilgili bir hadiste dile getirilmiştir. İnsanlar bu ismi terk eder ve yolculuklarında kendilerine eşlik eden ilahi bir ismi kabul ederler. Hadis bunu dile getirmiştir. Bütün bunlarda hakikat birdir. Bu nedenle bu nedenle yolculukta arkadaş evde vekil olan sensin denilmiştir. İnsanlar eve ulaştıklarındaki ev hükümdarın köşkü ve mertebesidir. Yolculukta kendilerine eşlik eden ilahi isim, evde vekil olarak kalan ismin durumundan onları perdeler. Evde vekil kalan isim El Hafiz ismiydi. Bu durumda evin Rabbi onları karşılar ve sağ elini uzatır. Onlar da eli öper. Hac ve umrelerini tamamlayıncaya kadar evini tavaf ederler. Haccın her unsurunda yeni bir ilahi isim onları karşılar. Bir unsurdan diğerine kadar kendilerine eşlik eden ilahi ismin elinden onları teslim alır. Bu durum evlerine dönünceye kadar böyle devam eder. Böylece insanlar eve döndüklerinde ailede vekil bıraktıkları ilahi ismin otoritesi altına girerler. İyice düşünürsen Allah'ın konuğu bu demektir. 6. Hadis Kabe'ye hacca gitmek Kur'an ehli olan bu ümmetin özelliklerindendir. Tirmizi Ali bin Ebu Talib'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kendisini Allah'ın evine ulaştıracak bir binek ve yiyeceğe sahip iken hacca gitmeyen kimse Yahudi veya Hristiyan olarak ölmekten başka bir şeyi hak etmez. Çünkü Allah yüce kitabında şöyle buyurur. İmkan bulanlar için Kabe'yi hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kırmızı hadisin garip hadis olduğunu ve isnadında farklı görüşlerin olduğunu söylemiştir. Tevrat ve İncil ehli yani Yahudi ve Hristiyanlar bu evi ziyaret etmekle yükümlü olsalardı hadiste Yahudi ve Hristiyan olarak ölmekten başka yol bulamaz denilmezdi. Öyleyse Allah Yahudi ve Hristiyanları evine çağırmamıştır. Başka bir ifadeyle bu durumda olmayan kimse Kur'an ehli değildir. Vekil, kendisini vekil bırakanın malında tasarruf yetkisine sahiptir. Fakat mala sahip olamaz. Allah'ın sizi vekil yaptığı şeylerden harcayınız. Allah, vekile harcamayı belirlediği konularda harcama yapmasını emretmiştir. Harcama yapılacak işlerden birisi de hacıdır. Vekil haktır. Onu vekil yapan ise kuldur. Burada vekil yani hak, maslahatı kendisini vekili bırakandan daha iyi bilir. Allah haç yapmada kul adına bir maslahat göstermiştir. Mal ise vekilin elindedir. O, eli maldan çıkartılamayacak bir vekildir. Allah, insana hacca gidecek imkan verip de insan hacca gitmezse, onun akılsızlığı ortaya çıkar ve bu durumda hakim o kişinin malına sınırlama getirir. Bu durumda İslam, mal sahibine bir sınırlama getirir ve onu akılsızlara katar. Dikkat ediniz, onlar akılsızdır fakat bunu bilmezler. Hakim dilerse ona Yahudi veya Hristiyan hükmüyle hükmeder. Bunlar bu yararla hükümlü, hükümlü olmayan kimselerdir. Dolayısıyla bu gibi kimselerin İslam'da bir payı yoktur. Çünkü hac İslam'ın unsurlarındandır. O ise imkan bulmuş ve bunu yapmamıştır. İslam'dan ayrıldığında ise hangi dine dönerse dönsün birdir. 7. Hadis Haccın farz olması Müslim Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe okuyup şöyle demiştir. Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Siz de hacca gidiniz. Bir adam her yıl mı diye sorunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermemiş. Adam sorusunu üç, üç kez yinelemiş. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Evet deseydin farz olacaktı ve siz onu yapamayacaktınız sonra şöyle eklemiştir. Size neyi verirsem onunla yetininiz. Sizden önceki ümmetler çok soru sormaları, peygamberleri hakkına görür şahiline düşmeleri nedeniyle yok olmuşlardır. Ben size bir şey emredersem gücünüz ölçüsünde yapmaya çalışınız. Bir şey yasaklarsam o şeyi bırakınız. Vesai i̇bn Abbas'tan şöyle aktarır. Evet deseydim farz olacaktı. Sonra emri duymayacak ve itaat etmeyecektiniz. Fakat farz olan hac bir tanedir. Yükümü tutan uluhiyetinde tektir ve o sizin ilahınız tek bir ilahtır buyurmuş. Sonra evinde kendisine yönelmeyi emretmiş, bu yönelmeyi tanımlamış, mutlak birlikle ilişkisi nedeniyle onu tek bir hac yapmıştır. Bu durumda unsurları başladığı şeyle bitirmiştir ki o da birliktir. Öyleyse İslam Allah'tan başka ilah yoktur ifadesiyle başlamış, hac ile sona ermiş, onu ömürde bir defa olarak belirlemiştir. Bu nedenle haccın farz oluşu, namazın farz oluşunun yinelenmesi gibi günlerle ya da senenin geçmesiyle zekatın farz oluşu gibi senelerle ya da her sene namazın girişiyle orucun farz oluşu gibi yinelenmemiştir. Hac bunlara benzemez ve o mutlak birliğe sahiptir. Çünkü ilahi işlerde son ilkin aynıdır ve ona kendi hükmüyle hükmeder. Bu hadisin metninde pek çok hikmet vardır ki onları zikretmeye başlasaydık söz uzardı. Bu konuyla ilgili hadisler pek çoktur. Biz ise her hadisten ruhun onun emrinden tecellisiyle ya da istediğini söyleyebilirsin. Kalbime aktardığını kadarını alıyoruz. 8. Hadis Hiç hac yapmamak Ebu Davud İbn Abbas'tan şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'da saruret yani haccın bütünüyle terki yoktur. Darakuddin'in aktardığı hadiste ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman için sarure denilmesinin yasakladığı aktarılmıştır. Her iki hadis hakkında da konuşulmuştur. Hadiste geçen sarure ömründe hiç hacca gitmeyen demektir. Müslüman Müslümanlığı yani teslimiyeti kesinleşmiş kimse demektir. Müslümanın niyetinde hacca gitmek mutlaka vardır. İnsan namazı beklediği sürece namaza sayıldığı gibi, kendisini hacca ulaştıracak sebepleri beklediği sürece de haçta sayılır. Dolayısıyla böyle bir insan için hacca hiç gitmeyen denilemez. Çünkü o hacı sayılır. Ölürse beklediği için hacca gitmiş kimsenin sevabını alır. Nitekim namazı beklerken ölen insanda namaz kılmış sayılır. Öyleyse İslam'da hacca gitmemek diye bir şey yoktur.